Ev ortamında sebze fidesi dikimi nasıl yapılır? İşte bu sorunun cevabını Park Bahçeler Birimi Hobi Bahçesi sorumlusu Beyza Hanım'dan dinliyoruz. Saksımızın dibine ponza taşı veya topladığınız çakıl taşları da olabilir. Dibine ponza taşlarını koyuyorum. Bu suyun drenajında faydalı olacaktır. Daha sonra bildiğimiz bahçe toprağı elenmiş ekliyorum. Saksının mutlaka altında su tahliye deliği olmasına dikkat edin. Yoksa açabilirsiniz. Domates fidesi dikimi için minimum bu boyda bir saksı işinizi görecektir. Domates fidemizi saksımızın ortasında açtığımız çukura dikiyoruz. Şöyle elimizle kök boğazından biraz bastırıp dik durmasını sağlıyoruz. Can suyu dediğimiz ilk suyunu alttan su çıkana kadar verirseniz, mümkünse klorsuz su olsun. Klorsuz su bulma imkanınız yoksa bir iki gün dinlenmiş suyu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde fide dikimimiz tamamlandı. Daha sonra biraz daha büyüyünce yanına sırık desteğiyle bitkiyi bağlarsanız bitkinin yatmasını engellemiş olursunuz.